balık define işareti. Ne kadar çok gümüşü olduğu tam olarak bilinmiyor. En son balık işaretini çözen kişi 80 kazan altın çıkarttığını okumuştum. Ne kadar doğru olduğunu bilemem. Balığın büyüklüğüne, ne kadar detaylı işlendiğine ya da bölgesine göre gümüşü değişiyor olabilir. İşaret çözümünde ifade olarak kullanılan figürlerin özellikleri çok önemlidir. Bu işaret akarsu ve ya da göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. En çok dikkat edilecek hususlardan biri de zaman içinde gölün ya da akarsuyun kurumuş olabileceğidir. Balık su içinde yaşar. Tehlike anında suya dalar. Balık işareti kesin define işareti olarak bilinir. Yakınlarda mahzen içinde harita olabilir. Baktığı yön ve uzunluğu da çok önemlidir. Uzunluğunu ölçmek ve her bir santimi bir adım olarak kullanmak gerekir. Balığın baktığı yöne doğru gidip adımlarınızın bittiği yerde mahzen girişi aramalısınız. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balığın büyüklüğü, küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu tek çift olup olmadığı yanında başka sembollerin de olup olmadığı gibi konular da çok önemlidir. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini çok kolay da bulabilirsiniz, çok zor da bulabilirsiniz. Balığın büyüklüğü, küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu tek çift olup olmadığı yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular tecrübe isteyen işlerdir. Civarda bir mağara veya mahzen vardır. Burada saklanmış para olabilir. Balık aynı zamanda bir Hristiyanlık sembolüdür. Hazreti İsa'nın sembolü. Balıkla beraber haç işareti varsa, insan tasviri varsa yakında kilise veya ayin yeri vardır. Böyleyse burada define var demektir. Tahrip etmeyiniz. Şelale yakınlarına yapılmış balık işaretlerinde ise şelalenin döküldüğü yerde araştırmanızı sürdürmelisiniz. Gelelim balık işaretinin farklı tür çözümlerine. Balığın olduğu yerde bir çeşme, su kaynağı, bir göze, sarnıç veya kuyu olması gerekiyor. Balık bu saydıklarımın birini işaret ediyor olabilir. Balığın olduğu bölgeyi 150 ila 250 metre etrafında, yani daire şeklinde tam etrafında her yerini dikkatli şekilde çevresini araştırmamız gerekiyor. Bu metre aralıklarında, yani çevresinde bir su kaynağı, çeşme, su gözesi, kuyu veya sarnıç olması gerekiyor. İyi gözlem yapmamız gerekir. Diyelim ki bir çeşme var ya da bir yerden çıkan su kaynağı var ya da bir göze var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Diyelim ki çeşmeyi bulduk. İlk önce çeşmenin yalağının içine bakmamız gerekiyor. Daha sonra çeşmenin yalağının hemen ön tarafı. Çeşme etrafında siyah bir taş varsa onun etrafı ya da altına da bakın. Orada da yok diyelim. Çeşmenin duvarının arkasında araştırma yapın. Çeşmenin duvarının hemen arka kısmı, yani duvarın dibi, çeşmenin 10 metre arkası ve 10 metre ön tarafında araştırma yapmamız gerekiyor. Kesin sonuç almak için sağlam, kaliteli bir makine ya da yeraltı görüntüleme sistemi ile destek almamız gerekiyor. O zaman daha fazla sonuca ulaşabiliriz ve kesin sonuca ulaşırız. Diyelim ki balığın etrafında su kaynağı, çeşme, göze, kuyu bulamadınız. Balık işaretinin olduğu bölgeye geçip şöyle güzelce bir etrafınıza bakın. Çoğunlukla hafif düzlük yerde olur balık işareti. Etrafı güzelce inceleyin. Dikili bir taş olacak. Doğal olmayan, insan eline yontulmuş dikili bir taş olması gerekiyor. Bu taş farklı yüksekliklerde olabilir. Yerden 30 santim yüksekte de olabilir, 2-3 metreye kadar yükseklikte de olabilir. Bu taşın yüksekliği değişebiliyor. İyi bakın. İnsan eline dikilmiş, doğal olmayan bir taş olması gerekiyor. Ya da arazide bulunan kayalardan daha farklı renkte ya da diğer taşlardan farklı görünen bir taş olması gerekiyor. İyi bakın, arazide tüm kayalar doğal ama bir tane taş var, doğal olmayan, diğerlerinden farklı görünen. Örnek şekil vermek gerekiyorsa silindir şeklinde, üçgen şeklinde, kare şeklinde veya bir tarafı doğal, bir tarafı yontulmuş gibi değişik olan bir taş olması gerekiyor. Böyle bir taşı bulduk diyelim. Bir dedektör ile taşı ve taşın birkaç metre etrafını kontrol etmemiz gerekiyor. Ya taşın içinde ya da taşın etrafında bir yerdedir gömüsü. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. En önemlisi abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.